Evet arkadaşlar, yine bir fiş görevi ancak ufak bir farklılık olacak. Bunda Walmart fişlerinde bir farklılık var. Bunu göstereceğim sizlere. Giriyoruz task'ımıza. Gördüğünüz gibi örnekler falan kısa. İlk önce fişimiz okunabilir mi okunamaz durumda mı? Bunu size soruyor. Gayet okunabilir. Görüyorsunuz sayılar maylar okunabilir durumda. Yes diyoruz. Bize burada bu fişin Walmart'a ait olup olmadığını soruyor. Gördüğünüz gibi Walmart kocaman yazıyor. Tarihi sormuş bize arkadaşlar. Tarih genelde en altta yazıyor arkadaşlar. 07, 12, 14. Gördüğünüz gibi. Bunu buraya yazıyoruz. Bunun dışında evet 2000 olarak yazmam, yani büyük geniş anlamda yazmamızı istiyor. 1914 olmayacağına göre 2014 yazıyoruz arkadaşlar. Kaç parça mal satıldığını soruyor bize. Ben ilk başta dalgınlığımla, şu an biraz dalgınlıkla tek tek saydım. İlk işte ancak hemen aşağı kısımda items sold 10 diye kocaman, belki de fişteki en büyük yazıyla yazmışlar. Ben saydım 10 buldum. Ama bir sonraki fişte yüksek sayı olacağı için sorun olabilir size tek tek saymak. Dediğim gibi kocaman yazıyor. Neyse. Bir de total ücreti soruyor. Burada dikkat etmeniz gereken sub total veya başka şekilde sadece total yazması gerekiyor. Bakın 15.96. Sub totali almıyoruz kesinlikle arkadaşlar. Total, sadece total yazacak arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Bir diğer fişe geçiyorum. Bu fişte fark edeceğim item sayısını, malzeme sayısını. Walmart'a ait olup olmadığını görüyorsunuz. Kocaman Walmart yazıyor arkadaşlar. Tarihi soruyor. Tarihimiz en aşağıda olur arkadaşlar. Dediğim gibi genelde. En aşağı iniyorum. Burada göremedim. Biraz tek resme sığdıramamışlar herhalde. Parça parça çekiyor. 7-12-14 arkadaşlar, gördüğünüz gibi. 7-12-14. Burada bir hata yapacağım. Yine dalgınlığım var arkadaşlar. Bunda değildi pardon. Bir sonrakindeydi sanırım. Neyse, tarihimizi de yazdık. Item sold. Evet. Şimdi fark edeceğim o kocaman yazıyı. Çünkü tek tek saymak da bitmez bura arkadaşlar. Altta hemen yazıyormuş zaten küçük bir yazıda. Kocaman yazar diye. İşte ben o küçük yazıyı fark edip buraya gidip bakıyorum ve 46. Gördüğünüz gibi burada da 10 yazıyormuş. 46'yı tekrar göstereyim size. Gördüğünüz gibi. 46'yı yazıyoruz. Bir de total ücret. Evet, dediğim gibi 46'nın altına yazıyormuş kocaman item sold yazar diye. Hatta büyük harflerle yazıyor. Bile yazmış yani büyük bir şeyle. Biz de dediğim gibi yine sub totalı almıyoruz. Totali alacağız. Dikkat edin arkadaşlar. Bu en önemli noktalardan birisi. İniyoruz yine aşağılara. Total, total, total. Bakın burada total debit purchase diyor. Bunu da alacağız arkadaşlar. Dikkatinizi çekelim. Sadece totali almanız gerekiyor. Sub total değil. Total debit purchase değil. Sadece total. Gördüğünüz gibi 140.55'ti sanırım. 40.55 deyip geçiyoruz. Diğer işimize. Yine Walmart. Yes. Okunur mu okunur. Walmart mı? Walmart. 3 parça satılmış. 7-13-14'te arkadaşlar. Totali sormuş bize. Totalimiz 2.34, gördüğünüz gibi. Bunu da geçiyoruz. Yine okunabilir mi okunabilir. Walmart mı Walmart. Tarihe bakıyoruz. 7-12-14. Evet. Dalgınlığımı burada yapıyorum arkadaşlar. 7-12-14 yazacağım ama 10-12-14 yazdım. O anlık dalgınlık diyelim. Göz göre göre %20 aksesuarımı aşağı çektim. Büyük bir hata. Yine Walmart okunur mu okunur. Tarihimiz yine 07-11-14. 2014. 4 parça satılmış gördüğünüz gibi. Totalimiz de 1.13 arkadaşlar. Bunları yazıp continue dediğimizde zaten hemen taskımız bitiyor arkadaşlar. Bu kadar basit.
hata raporu geldi. Ben ilk başta anlamadım. Bu kadar basit bir task kullanan nasıl hata yaptım ama videoyu izlerken ben de tekrar fark ettim. Koskoca 7-12-14'ü görüp 10-12-14 nasıl yazmayı başardım, nasıl bir dalgınlıktır bilmiyorum. Siz yapmazsınız bu hatayı arkadaşlar, %100 de bitirirsiniz. Zaten bir kere yaptırıyor ama dediğim gibi daha sonra tekrar tekrar gelebilir aynı task. Gelirse bu şekilde yapılıyor arkadaşlar bu task. Hepinize benden daha başarılı bir task hayatı dilerim bu task'ı düşünerek. İyi çalışmalar, bol şanslar arkadaşlar.